İlk uzun limuzinler 1920'lerde yapıldı. Büyük grupları ve müzik aletlerinin taşınmasında kullanıldı. Bugünlerde limuzinler bir zenginlik ölçüsü olarak görülüyor ve bazı özel günlerde kullanılabiliyorlar. Ve eğer sizlere limuzinlerin standart arabalardan yapıldığını söylersem, aklınıza gelecek ilk şey muhtemelen uzatıldığı olacaktır. Fakat aynen öyle. Arabanın şasisi istenilen ölçüde özel atölyelerde uzatılıyor. Böylece değişik durumlarda kullanılabiliyorlar. İlk aşamada normal boyutlardaki arabanın içinde bulunanlar çıkartılıyor. Yakıt tankı, kadran mili ve diğer bütün şeyler araba ortadan ikiye bölünmeden önce çıkartılıyor. Bunu yapmak için içinde bulunan taşıyıcı yapılar ve arabanın tabanı dikkatlice yuvarlak uçlu bir testereyle kesiliyor. Araba şu an tamamen ortadan ikiye ayrılmış durumda. Arabanın arka kısmı limuzin istenilen uzunluğa gelene kadar tekerlekleri kullanılarak uzaklaştırılıyor. Arka kısım yerine konuyor ve limuzin montaj için hazır hale geliyor. Arabanın arka kısmına takılmadan önce ön yarısına limuzinin şasisini uzatabilmek için çelik çerçeve raylar ekleniyor. Rayların uzunluğunun oldukça dikkatli bir şekilde ölçülmesi ve şasinin doğru bir şekilde yerleştiğinden emin olunması gerekiyor. Raylar daha sonra önden ve arkadan arabanın orijinal şasisine kaynatılıyor. Yeni kadran mili tüneli şimdi yerine oturdu. Burada kadran mili ve egzoz borusu bulunacak. Limuzin galvanize çelikten oluşuyor ve pozisyonlanıp ray çerçevelerine ve kadran mili tüneline bağlanıyor. Orijinal aracın üstüne tavan için tavan rayları ekleniyor. Yanlardan dikey gelen sertleştirilmiş çelik şasinin her iki yanına kaynaklanıyor. Yer kısmı için olan çerçeveye monte edilmeden önce mükemmel diklikte olup olmadığı kontrol ediliyor. Galvanize çelikten yapılmış çatı paneli ekleniyor. Şu an limuzinin barı yükleniyor. Çelikten yapılmış oturma kısmıyla beraber. Daha sonra dış panel çelikle sertleştirilerek bar yerine oturtuluyor. Panel vidalanıyor fakat panel çerçeveye sağlam bir şekilde bağlandıktan sonra vidalar çıkartılacak. Şimdi ise 3 kat boyanıyor. Daha sonra 2 temizlik katı takip ediyor. Koruyucu vernik. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra katmanlı, güvenli pencereler ekleniyor. Daha sonra limuzinin vinil tavanına yerine oturtulması için yapıştırıcı ekleniyor. Fazlalıklar kesilmeden önce vinil çatı üst kısım boyunca geriliyor ve çıkıntılara bastırılıyor. Şerit şeklindeki krom pervazlar vinil üst kısma takılıyor. Şimdi sıra limuzinin lüks kısımlarının eklenmesine geldi. Deri koltuklarla başlanıyor. Yerine uyabilmesi için arabanın orijinal koltukları deriyle kaplanıyor ve orijinal yerlerine takılıyor. Limuzinin elektrik sistemlerinin kontrol sistemi sürücü koltuğunun arkasına takılıyor. Limuzin için gerekli olan bütün devreler ve sigortalar bu panelde bulunuyor. Yani bir dokunuşla her şey elinizin altında oluyor. Orijinal konsollar da daha sonra yeniden takılıyor. Şimdi ise bir ekran ekleniyor ve en sevdiğiniz programları bunun sayesinde yolda giderken bile takip edebilirsiniz. Daha sonra yer paspasları ekleniyor ve akrilik disco bar ışık sistemi yerini alıyor. Normal bir arabayı lüks bir limuzine dönüştürmek 3 hafta sürüyor. Ve şu an herhangi bir etkinlik için hazır durumda. Şu anki görevi ise son kısmımızı da size anlattıktan sonra beni almak.